Bu kirli bir savaş. Bu güzel coğrafyayı nasıl doğal olarak paylaşıyorsak, içindeki hayatı da yaşamı da paylaşabiliriz aslında. Bunun için hiçbir sakınca yok. Ama bu barış içinde yaşamak sanırım bazılarının işine gelmiyor. Yani her iki taraf için de çok bezdirici, çok zarar verici, hayatlar söndüren bir savaş. Ama dağları taşları bombalayarak, şehirleri yıkarak, öle ile geçirmeler de çözüm olamaz. Bunun ortasını bulmak lazım. Bunun da bence ortası barış talebini bıkmadan, usanmadan topluma yaymak lazım. Toplumun bütün kesimleri üzerinde müthiş bir baskı var, konuşturulmuyor. Herkes kendi çapında bu korkudan payını alıyor diye düşünüyorum. Bir defa peşin hükümlerimizi bir kenara koyup birbirimizi anlamaya çalışmamız lazım, konuşmamız lazım. Bıkmadan, usanmadan, günlerce, gecelerce konuşmamız lazım. Yani belki bu süreçte karşılıklı isteklerimizin birbirimizi rahatsız etmeyecek ortak noktaları bulabiliriz. Ki buna kesinlikle inanıyorum vardır. Ama diyalogsuzluktan henüz o noktaya gelememiş durumdayız. İktidar önümüze duvarlar örmeye devam edecek. Nasıl ki Dolmabahçe mutabakatını masayı devirdiyse ve bunu kendi kitlesini bir arada tutma yönünde müthiş bir avantaja çevirdiyse Tayyip Erdoğan, yeni taktikler geliştirecek. Bunlara aldanmadan, bunlara prim vermeden barış isteğimizi sürdüreceğiz, konuşacağız, diyalog kuracağız. İşte sızma anında zayiat verildi falan. Yani sızma kendi vatanın topraklarına bir grup gelebilir, buna sızma diyebiliriz. Ama orası Türkiye toprağı değil ki. Yani kim orada yaşayan farklı ırktan insanlar var, farklı düşünceden insanlar var. Başkalarının ülkesi. De bize nasıl sızıyorlar onu da çok anlam veremedim zaten. Direneceğiz, militarizme karşı direneceğiz. Zaten bizim adam derinde en önemli özelliklerinden biri odur. Antimilitarist bir yapıdır ve bu konuda sempozyumlar düzenliyoruz, karikatür yarışmaları düzenliyoruz. Militarizm askere gitmek değil, asker deki insanların baş üstüne demesi, söyleneni yapılması değil. Militarizm o bir görev, yasalarla belirlenmiş bir şey. Militarizm o kafalarla toplumu dizayn etme, toplumu yönetme, sivil topluma da askeri tekniklerle, askeri bakış açısıyla yönlendirme şeyi, öğretisi. Buna karşı çıkacağız. Bunun böyle olmaması gerektiğini, militarizm savaştan beslenir. Savaş kimin işine yarar? Sermayenin işine yarar. Bunları anlatacağız. Ve ne kadar çok olursak o kadar geriletiriz diye düşünüyorum. Irkçılık düşmanlığı körükler, çatışmaları daha acımasız hale getirir ve yani hiç dilim varmıyor ama bir Orta Doğu ülkesine çevirir bizi. Bizim bu konuda ülke olarak, kültür olarak kazanımlarımız var. Bunları korumak zorundayız. İsimleri ne olursa olsun insanlar ölüyor. Bu ülkenin enerjisi savaşa gidiyor. Çok üzücü şeyler bunlar. Bunlardan kurtulmamız lazım.